Ege'nin Dünya'ya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Baş Başa programından merhaba. Bugün çok önemli bir konuyu konuşuyor olacağız. Çocukların sağlıklı beslenmesini konuşuyor olacağız. Öğrencilerin beslenmesini konuşuyor olacağız. Beslenmenin eğitime, öğrenmeye etkilerini, katkılarını, faydalarını ve zararlarını konuşuyor olacağız. Alanında uzman iki konuğumla beraberiz. Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Doktor Fatma Banu Öztürk Ceyhan ve diyetisyen Rabia Yoran ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bütün öğrencilere yeni öğretim yılında, eğitim yılında başarılar diliyoruz. Sağlıkla, mutlulukla ve başarıyla geçsin seneleri. Evet, Rabia Hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Özlüyoruz buraları, iyi oluyor arada evet, gelmek. Evet, biz de sizi özlüyoruz. Siz arada gelmiştiniz. Ben çok buradayım. Evet, Banu Hocam epey oldu gelmez olalı. Konu da güzel olunca sizi ikna etmek biraz zor oluyor hocam. Hani, estağfurullah. Ama seve çocuklar seviyoruz. Herhalde yumuşak karnınız. Çocuklar deyince tabii öğrenciler... Çocukları seviyoruz. Bütün çocuklar inşallah daha sağlıklı olurlar. Aslında keşke çocukluk döneminde hayat tarzı değişiklikleri öğretilse, alışkanlıklar edinilse ve ilişkindeki sağlığımız aslında çocukluktaki yaşam tarzımızla direkt ilişkili. Evet. Her çocuk bence sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı yaşam öğretilerini baştan çocukken öğrenmeyi hak ediyor. Değil mi hocam? Evet. Peki hocam yani konuyu açacağız birazdan ama bu beslenmenin öğrenme ile ilişkisi ya da öğrenmenin beslenme ile ilişkisi var mıdır? Bu tabii konuyu ki. Nasıl yaklaşıyorsunuz? Bakın aslında çocuklar... Büyümeye devam ediyorlar. Büyüme ve gelişim süreci devam ediyor. Yani beyin gelişimi de devam ediyor. Sinir ucu hasarının, sinir ucu tamiri de devam ediyor. Yani aslında biz 15 yaşına geldiğinde genç gibi görüyoruz. Genç kız, genç oğlan gibi görüyoruz. Oysa ki onların bile beyinleri hala gelişmeye devam ediyor. Kemik gelişimi devam ediyor. Boy büyüme gelişmesi devam ediyor. Beyin gelişimi devam ediyor. O zaman demek ki burada çocukların sadece beslenmesi değil, hepsi çok önemli. Çocukların nasıl uyuduğu, çocukların nasıl beslendiği, çocukların egzersiz yapıp yapmadığı, çocukların tetkiklerde vitamin eksikliklerinin olup olmadığı ve bunların yerine konması, omega 3'ten, D vitamininden, B vitamininden zengin beslenip beslenmediği, bütün besin içeriklerini diyetlerinde olup olmadığı, çocukların zıpladığı, zıplamadığı bunların hepsi çok önemli. Yani aslında tek tek şöyle konuşmak lazım. Sağlıklı bir erişkin istiyorsak, evet, nasıl bir çocuk yetiştirmeliyiz? Değil mi? Çocukluk sağlıklı erişkinliğin temeli. O zaman öncelikle bu çocuğun nasıl uyuduğu önemli mi? Çok önemli. Çocuklar mutlaka gece 10-11'de yatağa girmiş olmalı. Neden? Büyüme ve gelişmesi devam eden bir çocuğun gece 2'de 3'de büyüme hormonu salgılaması gerekiyor. Hı. Sağlıklı büyüme hormonu salgılayabilmesi için gece 2-3 saatinde derin uykuda olması gerekiyor. Derin uykuda olmayan bir çocuk o saatte yeterli büyüme hormonu salgılayamaz ve büyüme evet. gelişmesi yavaşlar. Demek ki bir kere biz bu çocukların sağlıklı olmasını istiyorsak uykularına çok önem vermeliyiz. Evet. Uyku çok önemli. İkincisi bu çocuklar sağlıklı beslenmeli. Sağlıklı beslenmek ne demek? Sağlıklı beslenmek aslında makro besin kaynakları dediğimiz besin kaynaklarının hepsini içeren bir tabakları olmalı. Yani tabaklarında ne olmalı? Mutlaka %40-50'si sebze, meyve içerikli olmalı. %25-30 balık, et, süt, süt ürünleri, yumurta. Yumurta çok önemli, onu biraz sonra söyleriz. Yumurta mutlaka olmalı. Evet. %25-30 ne olmalı? Mutlaka işte bu kabuklu tohumlar, kabuklu kuru yemişler. Tabii ki bunların nasıl? Kavrulmamış. Çünkü besin içeriği daha yoğun olsun diye kavrulmamış badem, kavrulmamış ceviz, evet. kavrulmamış fıstık bunlar. Her zaman kavrulduğunda sıcakla birlikte bunların besin içeriği azalıyor. Evet. Bunlardan oluşturulmuş bir tabak mutlaka olmalı. Ve yine karbonhidrat. Erişkin dönemde karbonhidrattan korkuyoruz ama mutlaka çocukların diyetinde karbonhidrat da olmalı. Evet. Karbonhidrattan kastımız hangi karbonhidratlar? Tabii ki kompleks karbonhidratlar. Çünkü neden? B vitamini kompleksini alacağımız en doğru kaynak karbonhidratlardır. İşte tam tahıllı buğday, tam tahıllı diğer baklagiller mutlaka çocukların diyetinde olmalı. Zeytin, zeytinyağı mutlaka olmalı. Evet. Aa, hocam çok güzel. Hemen böyle bir ürperdim bir ebeveyn olarak. Bunların hangileri var, saydığınız özellikle hangi kriterler bize uyuyor, uymuyor, biz çocuklardan nelere
Yani işte bilmenin de sıkıntıları bunlar. Siz anlatınca biz öğreniyoruz. Öğrenince de insanoğlu öğrendiğini uygulamak istiyor. Uygulamalıyız zaten. Ve şeyin de biraz da acı da çektiriyor bu duruma. Ya biz bunu neye dikkat etmedik, bunu bilmiyorduk falan. Aslında bilmemek de büyük sıkıntı değil mi hocam? Tabii bilmediğimiz için birçok şey yapamıyoruz ama bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek. Her zaman öğrenmemek ayıp. Öğrendiğimiz zaman uygulamaya çalışmalıyız en azından. Evet. Rabi hocam nasıl öğreneceğiz bu beslenme işini? Yani çocukları besleme konusunda biz ebeveynlere neler düşüyor? Şimdi Banu hocam bir şeyler anlattı. Siz bu konuda siz neler söylersiniz? Şöyle aslında bakarsanız özellikle böyle bir evlat sahibi olduğumuzda belli yaşa kadar sanki böyle onun hayatı üzerinde bir kontrolümüz varmış da belli yaştan sonra o kontrolü kaybediyormuşsunuz gibi oluyor. Bunun ortalama hani bir sayısının değerini vermek gerekirse İşte kız çocuklarında bir 10-12 yaşta, erkek çocuklarında şöyle bir 11-14 yaşları bandında bir ergenlik süreci başlıyor. Evet. Bu yaşlardan öncesi daha kontrol edilebilir gibi hele ki günümüzde. Ama artık ergenlikle beraber siz istediğiniz kadar kontrol etmeye çalışın. Orada bir başına buyrukluk durumu söz konusu. Tabii ki mümkün olduğunca ılımlı yaklaşmak lazım. Mümkün olduğunca doğru bir şekilde yaklaşmak gerekiyor ama eğer burada bile bir problem yaşıyorsak bunun da bir uzmanla çözümünü bulmak gerekiyor muhakkak. Evet. İşin beslenme kısmında da ebeveynlerle beraber muhakkak çocukların da ikna olması gerekiyor. Evet. Çünkü şöyle bir tablo var artık. Yani bundan çok geçtiğimiz yıllarda bu kadar değildi ama beden algısı çok başka bir yere gitti maalesef. Artık işte herkes daha zayıf olmaya çalışıyor, herkes daha ince gözükmek istiyor, artık her şeyi giymek istiyoruz. Yani bizim özellikle çocukluğumuzda ya da ergenliğimizde süreç bir tık daha kolaydı. Çünkü sosyal medya bu kadar aktif değildi. Her şey bu kadar gözümüze sokulmuyordu maalesef. Şimdi tablo böyle olunca artık bir sosyal mecraya girdiğinizde bambaşka şeyler görüyorsunuz. Evet. Şimdi bu bedene nasıl ulaşacaklarını bilmedikleri için ergen bireylerde otomatikman o kontrolü tamamen ya hiçbir şey yemeyerek ya tamamen sağlıksız şeylere yönelerek yapmak durumunda kalıyorlar. Burada muhakkak kişi eğer doğru yönlendirilemediğini düşünüyorsa bir uzmanla çalışmak lazım. Yani illa her şey zayıf olmak demek de değil çünkü biz bunu biliyoruz ama buna o yaş grubunu anlatmak biraz zor olabiliyor. Evet ben işte güzel bulduğum bir bedene sahip olmak istiyorum ama bunu yaparken acaba daha sağlıklı nasıl bir yolu izleyebilirim? İşte mümkün olduğunca ılımlı yaklaşmaya bilen uzmanlardan aslında destek almak gerekiyor. Öğrenilebilir. Çok da rahat öğrettiğimiz aslında o yaş grubu danışanlarımız da var. Evet. Sadece doğru yol, doğru yönlendirme gerekli o kadar. Beslenmenin öğrenmeye etkisi var mı hocam? Yani çok fazla etkisi var. Çünkü çocuklu yaşlarımızdan, bebekliğimizden beri bir beyin gelişimi durumu söz konusu. Özellikle kemik ve kas gelişim durumu söz konusu. Bunlar böyle 19-20'li yaşlara kadar çok aktif bir şekilde devam ediyor. Ve biz artık az önce Banu Hanım'ın da söylediği gibi 15-16 yaşında bir bireyi gördüğümüzde tamam artık hani büyüdü gibi düşünüyoruz ama aslında büyüme dediğimiz şey devam ediyor. Evet. Bunun korunabiliyor ve geliştirilebiliyor olması gerekiyor. Burada beslenme çok çok önemli bir faktör. Çünkü yapacağımız ufak bir hata bile beyin gelişimini evet belki durdurmayabilir ama yavaşlatabilir. Bu çok önemli bir detay. Tabii ki işin en başta bir doktor basamağı var. Yani gideceksiniz işte bir tahlil yaptıracaksınız. Temelde gerçekten spesifik bir yetersizlik var mı onu görmüş olmanız gerekiyor. Sonrası da bir destek tedavisi olabilmesi açısından beslenmenin de muhakkak kontrol edilmesi lazım. Evet. Mesela sitikolin beyinde bir nörotransmitter ve sitikolin aslında beyin hücrelerinin birbiriyle iletişimini sağlıyor ve daha kolay öğrenmeyi sağlıyor. Peki kolin nerede var? Yumurtada. Aa. Ve yumurtadaki kolin bir kişinin günlük ihtiyacını karşılayabilecek kadar, yani 2,5 yumurta yediğinizde bir kişinin günlük tüm kolin ihtiyacını karşılıyorsunuz. Yani beyin hücreleri kendi içinde daha kolay haberleşebiliyor. Daha kolay öğreniyor. Öğrendiğini daha kolay hatırlıyor. Yani yumurta yiyerek beyin hücrelerinin iletişimini hızlandırıyorsunuz. Bu kadar basit. Tabii sitikolin diye takviyeler var. Çocukların beyinlerini geliştirmek için verdiğimiz ya da erişkin dönemde Alzheimer, demans gibi rahatsızlıklarda takviye olarak verdiğimiz takviyeler var. Ama bunun en güzel, en doğal hali yumurta. O yüzden mutlaka çocuklarımıza günde bir, hatta iki, 2,5, 3 yedirebildikleri kadar yumurta yedirmeliler. Yumurta kadar güçlü bir protein, doğru bir protein ve içinde bu kadar yoğun kolin içeren başka hiçbir besin yok. Evet. Hocam bu yumurta konusu da biraz kafa karıştırıyor. Hangi yumurta? Yani tabii. Yani sonuçta böyle bir çalışma yapılmış hakikaten. Yani yumurtalara bakılmış. Yani biliyorsunuz
Çiftlikte yetişenler var, yürüyen, gezen tavuklar var, tamamen organik tavuklar var. Bir de böyle kafes tavukları var. Bunlardan çıkan yumurtalara bakıldığında besin değeri %40 ila 50 oranında daha az bulunmuş kafes tavuklarından alınan yumurtalarda. Mutlaka ki eğer ulaşabiliyorsak gerçekten köy yumurtasına tabii ne kadar ulaşabiliyoruz. Bir de onun horozlusu horozsuzu falan var hocam. Böyle hani işte horoz var mı yok mu horozsuzu. Aslında her şey bundan 50 sene önce 60 sene önce doğruymuş. Evet. Biz o doğruları tamamen yavaş yavaş kendi doğrularımıza göre evrilmiş hale getirmişiz, bozmuşuz. Ne yapmışız? Dolaşan tavukları almışız, küçük küçük kafeslere koymuşuz. Hızlı büyüsünler diye işte hormonları vermişiz, hızlı büyütmüşüz. Etinden, yumurtasından faydalanmaya çalışmışız. Ama evet, daha çok et, daha çok yumurta ama daha az içerik, daha az besin. Bunu göz ardı etmişiz. Hocam aslında. Bu dediğinizle ilgili benim çocukluk anım var. Biz küçükken dağ köyünde büyüdüm ben. Bizim komşu köyümüzde değirmen vardı. Buğdayı götürür, değirmende öğütürdük. Ve o ekmek, böyle kepekli ekmek, daha böyle biraz daha koyu renkli oluyordu. Sonra şey çıktı, has un çıktı. İşte kepeğe alınmış beyaz un. Hatta hasun değirmenine götürüldü buğdaylar. Sonra hazır hasun satılır. Şimdi artık o beyaz ekmeğin nedenli zarar olduğunu konuşuruz. O zaman böyle bir şeydi. Hani... O zaman hatta bilakis aha ne kadar güzel, en güzel ekmeği yeniyor falan denirdi o dönemlerde. Evet. Yani sadece yumurta değil birçok şey bozuldu değil mi hocam? Her şey bozuldu. Bu bozulan... Yani gerçek et bulamıyoruz, gerçek yumurta bulamıyoruz, gerçek meyve bulamıyoruz. Yani meyvenin bile gerçeğini bulamıyoruz, sebzesini bulamıyoruz. Yani bundan 100 yıl önceki bir mısır bakıyorsunuz, mısır başka bir çeşitte tanıyamıyorsunuz. Şimdiki mısırı tanıyamıyorsunuz. 100 yıl önce muz diyor, gösteriyorsunuz. Bu nedir diyorsunuz insanlara. Aa, bu ne bilmiyorum diyorlar. Şimdi yeni halini gösteriyorsunuz. Bu muz diyorlar. Yani o kadar evrilmiş ve değişmiş durumda ki her şey. Gerçeğini tanıyamaz hale gelmiş durumdayız. Evet. Rabia hocam şimdi tabii bu öğrencilerin beslenmesi nasıl olmalı? İşte günde kaç öğün yemeliler? Hangi öğünde nasıl beslenmeliler? Yani anne babalar çocukları nasıl beslemeliler? Şöyle, bence bizim beslenmeye dair yaptığımız en büyük hatalardan biri çözüm odaklı olmamamız. Neden böyle söylüyorsun diyeceksiniz eğer. Az önce yumurtadan bahsettik, ne kadar kıymetli bir besin olduğundan. Ve biz böyle yesin, keyif alsın, almasın çok ilgilenmiyoruz bu kısımla ama yumurtayla yapabilecekleri aslında bir sürü farklı alternatifler de var bir yandan. Yani illa çocuğa her sabah sadece haşlanmış yumurta olarak vermek zorunda değilsiniz. Farklı omletler, menemenler olabilir. Biz burada farklı pankek, krep tarifleri veriyoruz bazen danışanlarımıza. Yani önemli olan o besini çocuğun da keyif alacağı şekilde tükettirmek. Neden önemli peki? Çünkü burada edindiğimiz beslenme alışkanlıkları ve sevip sevmediğimiz besin grupları aslında yetişkinliğimizi belirliyor. Ben bu yaşlarda bir besine karşı ön yargı oluşturursam uzun vadede aslında bunun tüketim sıklığını biraz azaltabilirim. O yüzden ne yapabiliriz? Seveceği keyifli ve kahvaltı alternatifleri hazırlayabiliriz. Bu kahvaltı alternatiflerinin içerisinde gerekirse sandviçler ekleyebilirsiniz. Gerekirse bu sandviçleri kendiniz evde hazırladığınız kreplerle yapabilirsiniz. Daha sevimli, keyifli kahvaltı tabakları hazırlayabilirsiniz. Ama genel böyle bir ana öğün, ara öğün konuşmak gerekirse yine aslında yapılan hatalardan biri gibi geliyor bana. Biz işte güzel kahvaltı yaptırıyoruz çocuğa. Okulda bir öğle yemeği yiyorlar. Okuldan eve geldiklerinde tekrar bir ana öğün koyuyoruz önlerine ve akşam tekrar bizimle yemek yemelerini bekliyoruz. Ve ana öğünleri sanki bir anda 4-5 taneye çıkıyor. Evet. Ve bu kadar besin tüketimi artık 21. yüzyıldaki hareketsizlikle beraber birey kaç yaşında olursa olsun fazla gelmeye başlıyor. O yüzden ne yapabiliriz? Genelde minimum 3 ana öğünlük bir sistem kurmalarını öneriyoruz. Çünkü çok erken saatlerde uyanıp okula gidiyorlar artık. O saatlere muhakkak dengeli bir kahvaltı tabağı hazırlayıp öğle yemeği alternatifleri eğer okulda sunuluyorsa muhakkak doğru tercihleri yapması sağlattırılıp eğer sağlayamayacak konumdaysa muhakkak önceden planlanıp yanına eklenmesi gerekiyor. Okuldan döndüğünde de araya böyle sağlıklı, besleyici, hem çocuğu doygunluk anlamında tatmin edecek hem de yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak bir ara öğün minvalinde bir öğün eklemek gerekiyor. Sonrasında da akşam yemeği ve talep doğrultusunda ya da açlık doğrultusunda bir ara öğün daha eklenerek işte 3+2'lik ya da 3+1'lik bir sistemle devam edilebilir. Önemli olan da tamamen az önce söylediğim gibi işin dengeleme kısmı. Evet, denge önemli diyorsunuz. Peki hocam, yani bu yumurtayı konuştuk da başka böyle besinler var. Hani biz duyuyoruz ceviz yesinler, yok avokado yesinler, yok şu. Yani oradaki şey ne? Yani bunlar neden konuşuluyor? Bu gıdaların... Şimdi,
aslında beyni besleyen neler var? Evet. Omega 3 var. Evet. Değil mi? Omega 3'te hangi omega 3 var? DHA ve EPA önemli burada ve bunların oranları önemli. O zaman neye bakacağız? Omega 3 nerede var? En çok omega 3'ün olduğu yer, DHA ve EPA'ların olduğu yer balık. Deniz evet. ve deniz ürünleri. Artı deniz ve deniz ürünlerinin iyot anlamında da bir kıymeti var. Omega 3 artı iyot kaynağı. İyot da çocukların zekası gelişimi için çok kıymetli. Omega 3 de çok kıymetli. O zaman bu çocukların daha zeki, daha kolay öğrenir çocuklar olmasını istiyorsak mutlaka diyetlerinde omega 3 olmalı mı? Olmalı. Yani iyot olmalı mı? Olmalı. Yani balık ve deniz ürünleri olmalı. Evet. Mesela D vitamini. D vitamini her ne kadar bir vitamin gibi gözükse de aslında bir hormon. Hormon, evet. Ve erken dönem çocuklardaki beyin gelişimindeki temel hormonlardan bir tanesidir. Çocuklar D vitamini Türkiye'de 4 kişiden 3'ünde eksik. Çocuklarımızın da çoğunda eksik ama biz bunların farkında değiliz. Eğer eksikse mutlaka biz bu D vitamini yerine koymalıyız. Özellikle kış aylarında mutlaka aşağıya doğru gidiyor, daha da azalıyor. Çünkü erken beyin gelişimindeki temel hormonlardan bir tanesi D vitamini. Çocuk yaz dönemi doğru şekilde güneşlendirilmeli. Kış döneminde de eksikse mutlaka takviyesi yerine konulmalı. Başka ne önemli? B12 önemli, B6 önemli, B9 önemli değil mi? B vitamini kompleksleri önemli. Demek ki doğru karbon kimde var bu? Karbonhidratlarda var, kompleks karbonhidratlarda var. Mutlaka bunlarla beslenmeli. Yeterli olmadığı koşullarda gerekirse takviye olarak verilmeli. Su önemli mi? Önemli. Neden önemli? Vücudumuzun %70'i, beynimizin de %73'ü sudan oluşuyor. Kendinizi de düşünün. Susuz kaldığımızda baş ağrılarımız evet olur. Ya. Çünkü beyin hücrelerinin suya ihtiyacı vardır. Su azaldığı zaman baş ağrıları olur, beyin sisi olur, öğrenme, algılama problemimiz olur. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Yeterli su içmediklerinde çocukların beyinlerinde de hem gelişim problemleri oluyor hem çalışma problemleri oluyor. Çocuklar kolay kolay su içmezler. Yani kendiliklerinden çok susamadıkça gidip suyu alıp içmezler. Bazen zaman zaman hatırlatmak hadi çocuğun bunu iç gibi gerekebiliyor. Onların da en az bizim kadar su içmesi önemli. Evet. Yani temel vitamin mineraller burada erişkinde ne kadar önemliyse çocuk için de önemli. Mesela demir. Demir dediğimiz basit bir şey. Çocuklarda eksik olur mu diyoruz? Evet oluyor. Neden oluyor? Çünkü çocuklar hızlı büyüyor ve aldıkları, diyetle aldıkları demir yetmeyebiliyor. O zaman hem büyüme gelişme yavaşlıyor demir eksikliğinde hem de hücrelerin iletişiminde problem olduğu için yine hücrelerin büyüme gelişmesinde sıkıntı olduğu için yine beyin gelişiminde sıkıntı oluyor. Demek ki demir de çok önemli. Yani o zaman ne yapacağız? Çocuğun belki yılda bir mutlaka vitamin mineral durumuna bakacağız. Eksiği var mı? Yeri varsa takviyesini yerine koyacağız. Belki ciddi bir beslenme uzmanından doğru besliyor muyuz çocuğumuzu? Verdiğimiz gıdalar onun kilosuna, yaşına, boyuna, çocuğun hareketliliğine. Her çocuk aynı değil. Bazı çocuklar çok hareketli, bazı çocuklar çok hareketsiz. Hareketliliğine uygun mu? Bir analiz etmek, belki de bir destek almak gerekebilir. Evet. Hocam bu hocam bahsetti işte omega 3 dedi, D vitamini dedi, B vitamini dedi, formlarından bahsetti. Bunları hangi yiyeceklerde bulacağız? Şöyle özellikle konu yağ asitlerine ve omega 3'e geldiyse kapı bir şekilde deniz ürünlerine çıkıyor. Evet. Özellikle böyle işte somon gibi daha yağlı balıklar, alabalık gibi balıklarda daha yüksek oranlı omega 3'ler bulabiliyorsunuz. İşin tabii bir de bitkisel tarafı var bizim için. Aynı omega 3 kaynaklarından bahsediyorum. Bu da işte ceviz gibi, badem gibi, fındık gibi gruplar bizim evet. için. Bunları muhakkak diyetimizde bir şekilde empoze ediyor olmamız gerekiyor. Onun haricinde yine bu B grubu vitaminleri almak adına özellikle B1, B2, B3 için söylüyorum. Tahıllar bizim için çok kıymetlidir. Az önce bahsettiğimiz beden algısı burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bizde bir ekmeksizlik, bir tahılsızlık gelişti maalesef ki. Ve özellikle ergen jenerasyon da ekmeği kısarak bir yerlere varmaya çalışıyor ne yazık ki. Burada muhakkak diyetlerine dahil etmek gerekiyor ki az önce saymış olduğum vitamin gruplarını muhakkak alsın vücudumuza. Onun haricinde yine B12 kaynağı olarak baktığımızda yine süt ve süt ürünlerinden bahsedebiliriz bu noktada. Bizim için özellikle makro besin ögeleri dediğimiz protein, yağ, karbonhidrat dengesi çok kıymetlidir. O yüzden her öğünlerimizi, her ana öğünümüzü bu üç makro besin ögesinde belirleyecek, tüketecek şekilde ayarlamış olmanız gerekiyor. Yumurtaları, peynirleri dahil ediyorum kahvaltılarıma, ana öğünlerime işte sebzelerimi dahil ediyorum yoğurtlarımla beraber ya da salatalarımla beraber et, tavuk, balık benzeri protein gruplarımı dahil ediyorum.
her öğüne muhakkak tahıl ya da tahıl muadili başka besin grupları ekliyorum. İşte ekmek ekleyebilirsiniz. Onun haricinde işte bulgur ekleyebilirsiniz. Çorbalar dahil edebilirsiniz. Evet. Aralara da muhakkak mevsiminde taze meyveleri ekleyip yancı olarak da az önce bahsettiğimiz omega 3 kaynağı olan kuru yemişleri eklemiş olmanız gerek. Evet. Şimdi hocam siz az önce anlatırken işte besinler eski besin değil dedik. İşte eğer yeterli olmuyorsa takviyeler öneriyoruz. Takviyeler veriyoruz. Gıda takviyeleri çok yaygınlaştı. Bu takviyeler nelerdir? Ne işe yararlar? Ve doğru takviyeyi nasıl bulacağız? Tabii doğru takviyeyi nasıl bulacağız? Bunlar özellikle good manufacture dediğimiz GMO'lar var. Yani doğru tesiste mi üretilmiş, ona bakılacak. Doğru formülde mi, ona bakılacak. Ve doğru miktarda mı, ona bakılacak. Mesela bazen takviyelerin üstünde işte diyoruz ki şu magnezyumu içeriyor. İşte magnezyum malat içeriyor. Evet ya, onun da bir sürü ama formu var hocam. Bir sürü formu var. Ama şimdi magnezyum malat içeriyor ama ne kadar içeriyor? Yani miligramına bakmıyoruz. İçinde olması yeterli diye sayıyoruz. Oysa ki öyle değil. Her birimizin günlük bir ihtiyacı var. Bunlar belirlenmiştir. Aşağı yukarı 70 kilo bir insanın ortalama bir ihtiyacı olarak belirlenir bunlar. Ve takviyelerin de yanında mutlaka işte günlük ihtiyacın şu kadarını karşılar gibi bir ibare bulunmalıdır. Evet. O ibarelere bakarak tüketmeniz gerekiyor. Hocam magnezyum örneğinde kısaca araya girmek istiyorum. Bir de bunun hangi formunun ne zaman kullanacağı ile de kafa karışıklığı var. Kimisi diyor gece uyumadan kullan, kimi diyor sabah kalkınca kullan, kimini böyle orada da bir kafa çünkü karışıklığı var. Çünkü magnezyuma baktığımız zaman 20 çeşit magnezyumdan bahsedebiliriz. İşte magnezyum oksit var, magnezyum sitrat var, magnezyum trionat var, magnezyum malat var, bisglisinat var. Şimdi bunların her birisi farklı işlevler için gerekli. Yani işte kimisi demans problemleri için gerekli, kimisi damar elastikiyeti için gerekli, kimisi uykuda çok etkili. Dolayısıyla uykuda etkili magnezyum için akşam söylüyoruz. Amacımız enerji içinse vermekse vereceğimiz magnezyumu sabah vermeyi öneriyoruz. Ve tabii bunlar çok fazla çeşitlilik olunca insanların kafası karışıyor. O yüzden zaten ne diyoruz? Mutlaka takviyeleri kendinize göre değil, ihtiyacınızı doktorunuzla beraber belirleyin. Evet, doktorunuz ya belirlesin miktarlarında diyoruz. Bende magnezyum eksikliği var, gidip magnezyum alayım denecek kadar basit bir mevzu değil aslında şuradan baktığımda. O kadar değil tabii ki. Evet. Bir de şu var, yani ihtiyacınız olmayan bir magnezyum çeşidini de almış olabilirsiniz. Diyelim ki siz şeker hastasınız. Magnezyum bisglisinat sizin için daha iyi olacak. Ama siz magnezyum bisglisinatın şeker için daha iyi olduğunu bilmiyorsunuz. Gittiniz magnezyum oksit aldınız. Aldığınız magnezyumun size çok da bir faydası olmayacaktır. Gibi. Yani evet, mesela magnezyum oksit çok emilebilir bir magnezyum değildir. Magnezyum sitrat çok emilebilir bir magnezyum değildir. Yani biyo emilebilirliği, biyo viyabilitesi daha yüksek olan magnezyumlardan almanız lazım. Bilmezseniz aldığınızı düşünürsünüz ama gerçekten almazsınız. Evet, yani paranız da çöpe gider, fayda da elde etmezsiniz. Orada bununla ilgili şöyle bir şey var, daha pahalı idrar çıkarıyorsunuz diyorlar bu takviyeler daha için. Daha pahalı idrar çıkartıyorsunuz. Evet. Tabii idrar daha pahalı çünkü idrarla atıyorsunuz evet, kullanamadığınızı. Dolayısıyla bilinçsizce takviye tüketmek daha pahalı idrar çıkarmak anlamına evet geliyor. Başka hiçbir anlamı şey yok. Şey var ya toplumda sidik yarışı tanımı var ya, artık benimkisi daha pahalı diye de parayı oraya çöpe atacak halde değiliz herhalde. Değiliz. Şimdi diğer takviyeler hocam, yani magnezyumda biraz böyle takviye. Mesela B12'de B12'nin devletin ödediği versiyonlar var. Ampul formları var ve tablet formları var. Ama mesela siyanokobalamin var. İçinde ağır metal var. Siyanür var. Sonuçta biz bu ağır metali kullanmak istemiyoruz. Hangi vitamini, hangi B12'yi kullanmak istiyoruz? Metil B12, yani metilasyonu sağlayan B12 daha emilebilir ve daha etkin bir B12'dir. Şimdi biz ağır metal almak ister miyiz? Ağır metal detoksu yapmaya çalışırken, bu kadar dünyada metallerden, ağır metallerden uzak durmaya çalışırken aldığımız vitaminin içinde ağır metal olsun mu? Tabii ki olmasın. Demek ki metil B12 versiyonunu tercih edeceğiz. Evet. D vitamini alacaksak D vitaminini çok eksikse başlangıçta sadece D vitamini olarak alıyoruz. Belli bir noktaya gelinceye kadar işte tap seviyeye, ondan sonra D3, K2. K2 ekliyoruz. K2 de D vitamininin nereye gideceğini söylesin. Yanlış yere gitmesin diye. Çünkü D vitamini yanlış yere giderse ne olur? Böbrekte D vitamininin fazlası kalsiyum biriktirir. Dolayısıyla ne olur? Kalsiyum taşı, böbrek taşı olur. Safra taşı olur. Eklemde birikir, eklem sertliği olur. Damarda birikir, ateroskleroz dediğimiz damar sertliği olur. Yani takviyeler evet lazım ama kontrollü,
ve doğru şekilde, doğru miktarda takviye lazım. Evet. Hocam tabii televizyon reklamları, işte sosyal medya reklamları, işte diğer içeriklerle böyle cazip kılınan bazı takviyeler var. İşte balık yağı adı altında satılıyor. Başka şeyler işte bunların öğrencilerin işte çocukların zeka gelişimini, öğrenme kabiliyetini artırdığına yönelik böyle vaatlerle reklamı yapılan takviyeler var. Onlara ne diyorsunuz? Tabii onların içinde genellik omega 3 var. Onların içinde olanları ben size söyleyeyim. Sitikolin var. Fosfodilserin var. Beyin kılıfını artıran fosfodilserin maddesi var. Ve normalde ne var? Arginin var. Arginin de büyüme hormonunu artırır ama aslında çocuğu öyle bir beslemeliyiz ki bunlara ihtiyacı kalmamalı. Eğer biz çocuğumuzu doğru besliyorsak zaten bunlara ihtiyacı kalmayacaktır. Yani omega 3 ben düzenli haftada 3 gün balık yedirdiğim bir çocuğa omega 3 takviyesi evet. vermeme gerek kalmaz. Evet. Ya da düzenli yumurta yedirdiğim bir çocuğa sitikolin takviyesi vermeme gerek kalmaz. Düzenli ceviz yedirdiğim bir çocuğa ALA dediğimiz alfa-linolenik asit takviyesi vermeme gerek kalmaz. Evet. Dolayısıyla aslında doğru beslersek bunları takviyeleri konuşmayız bile. Hocam takviyeleri konuşmamak için doğru besleme şeklimiz ne olmalı? Yani hani biraz önce bahsettik ama buna özgü söyleyeceğiniz bir şey var. Yani orada yine aslında az önceki kombinasyonlardan bahsetmek gerekiyor. Şimdi bir farz-ı misal örnek vermek gerekirse. Kahvaltı yaptıracaksınız çocuğa. Sabah saatlerinde bu bahsettiğimiz bütün besin grupları bir sofrada bulunsun istiyorsunuz. O zaman öncelikle yumurta koyacaksınız. Ne kadarını gerçekten tolere edebiliyorsa. Bir tane yemek istiyorsa bir, iki yemek istiyorsa iki, üç yemek istiyorsa üç. İkincisi muhakkak peynir ekleyeceğiz. Yani süt ve süt ürünü bir şey bulunduracaksınız. Çocuklarda biz çok böyle işte yağsız peynir olsun peşinde koşmuyoruz açıkçası. Damak zevkine uygun tam yağlı peynirleri de dahil edebilirsiniz. Evet. İkinci protein kaynağımızı da peynirle aldıktan sonra muhakkak bir yağ grubu dahil ediyoruz. Burada zeytin kullanabilirsiniz, zeytinyağı kullanabilirsiniz. Onun haricinde ceviz, badem, fındık, fıstık türevi kuru yemişler dahil edebilirsiniz. Ve aynı tabağın içerisinde lif kaynağı olabilmesi açısından muhakkak mevsim yeşilliklerini, işte bundan böyle bir kısa bir süre sonra bitecekler ama domates, salatalık tarzı sebzeleri eklemek gerekiyor. Yine aynı beslenme tabağı içerisinde bir de tahıl grubu bulundurduğunuzda, bir iki dilim bir ekmek eklediğinizde ya da bir iki üç yemek kaşığı kadar tam tahıllı unlar dahil ettiğinizde aslında az önce konuşmuş olduğumuz bütün besin gruplarını almış oluyoruz vücudumuza. Evet. Tabii ki de sabahı böyle taçlandırdıktan sonra günün geri kalanını ne yaparsa yapsın diye peşinde bırakmıyoruz. Evet. Özellikle gün boyu kendi yaşına uygun, kendi cinsiyetine uygun olacak şekilde hesaplanmış sıvılar tüketmiş olması gerekiyor, su içiyor olması gerekiyor bireyin. Öğle yemeklerinin çok iyi ayarlanması gerekiyor. Çünkü hep kahvaltının önemini konuşuyoruz biz ama öğle yemeği günün tam ortasında aslında kişiye en güzel enerji verecek ya da enerjisini düşürecek bir öğün olabilir. O yüzden mümkün olduğunca yine kompleks karbonhidrat dediğimiz tam tahıllarla yapılmış ya bir işte sandviç türevi bir şey olabilir ya muhakkak yanına proteinle veya sebzeyle kombinlenmiş ana öğünler olabilir, hiç fark etmez. Yine muhakkak yoğurt salata türevlerini eklediğimiz kombinasyonlar yapıyor olmanız gerekiyor. Az önce de zaten konuştuğumuz gibi doğru kombinasyonlara ve porsiyonlamaları yaptığımızda hakikaten çoğu şey doğanın kendi içerisinde mevcut. Evet. Evet, önceye göre, önceki besinlere göre daha az vücudumuzu alabiliyoruz belki ama doğru dozları ve doğru kombinasyonları yaptığınızda yüksek emilimler ve yüksek kullanımlar görme şansınız evet. var. Biz hep ilk başta takviyeyi düşünüyoruz, ilaçları düşünüyoruz nedense. Ama şöyle bir geriye çekilip, evet benim beslenmemde şöyle sıkıntılar var. Bunu toparladıktan sonra acaba ihtiyacım kalacak mı? Onu analiz etmek gerekiyor esasında. Evet, sanki böyle 3 günde bozmuşuz gibi 3 günde düzelmeye Kesinlikle. Çalışıyoruz değil mi? Yani aslında biraz böyle takviyelerden de bunu bekliyoruz. Yani ben 2 tane omega 3 aldım diyelim 2 gün arka arkaya. Bir anda mükemmel hissetmeyi bekliyorum. Ama omega 3'ün bir emilim mekanizması da var. O mekanizmam düzgün çalışmadığı sürece az önceki beslenme formatıyla zaten istediğiniz kadar takviye kullanın. O takviyeyi de yüksek oranda emebileceksiniz vücudunuz. Evet. Hocam tam bu noktada damardan alınan takviyeler konusunda ne düşünüyorsunuz? Metin Arolat'ın da böyle bir şey oldu, vefatı durum oldu. Böyle bir an önce sağlığımıza kavuşmak damardan için. Damardan çok fazla takviye verilmeye başladı ama belli başlı bazı takviyeler, mesela yüksek doz C vitamini, mesela kansere karşı ciddi çalışmaları var. Güzel şeyler ama bence burada Metin Arolat'ın ne aldığını konuşmak lazım, bilmiyoruz. Yani gerçekten patentli bir ürün mü aldı, ne diyor? Eve gelmiş bir ekip vermiş. Eve gelmiş ekibin içerisinde bir doktor var mı? O yapılan ilacın gerçekten patenti var mı? Yani
ruhsatlı bir ilaç mı onları bilmiyoruz. Yani şaibeli bir şey oradaki. Ama bence bazı takviyeler işte gerçekten patentli, glutatyon patentli, yüksek doz C vitamini güzel takviyeler. Evet. Ben çocukların beslenmesiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ne yediğimiz çok önemli ama bir de hangi sırayla yediğimiz de önemli. Diyelim ki sabahleyin çocuğumuza biz karbonhidrat yedirdik, simit yedirdik, simitin yanında da peynir yedirdik. Bu çocuk okula gittiğinde bu çocuktan bir başarı bekleyemeyiz. Neden? Siz kendiniz karbonhidrat yediğinizde yemek sonrası üstünüze ağırlık çökmüyor mu? Çöküyor. Aynı şekilde herhangi bir kişi, çocuk da olsa bu karbonhidrat ağırlıklı bir yemek yedikten sonra hipoglisemi yaşayacaktır ve öğrenmesi, beynin hipoglisemi esnasındaki öğrenme kabiliyeti azalır. Dolayısıyla biz tamamen karbonhidrat ağırlıklı bir yemek yedirip okula gönderdiğimiz çocuktan bir başarı bekleyemeyiz. Mutlaka o yüzden çocuğun kahvaltısı çok önemli, öğle yemeği çok önemli. Demek ki ne yapacağız? Karbonhidrat miktarını ne dedik? %20'leri geçmeyecek, 25'i tabağın geçmeyecek şekilde kalanı protein ağırlıklı, sebze, meyve, lif ağırlıklı besleyecek şekilde yapmak lazım. Yani karbonhidratı yedirdik, gönderdik ve biz bu çocuktan başarı bekliyoruz. O mümkün değil. Mutlaka evet. Biz nasıl şekerimiz düştüğünde ağırlık hissediyorsak, algımız düşüyorsa onu da düşecek. Evet. Hocam tabii doğru beslenmeyi konuşuruz ama tehditler çok fazla. İşte hazır gıdalar var. İşte ne bileyim daha başka şeyler çok yaygınlaştı. İşte burger tarzı gıdalar var, çiğ köfteler var, ne bileyim işte cipsler var vesaire var. Bu hazır gıdalar bizim çocuklarımız için işte bahsettiğim gıdalar neden tehdit ediyor, nasıl koruyacağız? Tabii bizim yediklerimizin tam tersi bunlar. Biz bütün şu ana kadar çocuklar keşke bunları yese diye konuştuğumuz her şeyin dışında kalan her şeyi söylüyorsunuz aslında. En önemlisi aileler. Bence aileler çok önemli. Bir anne baba kendisi kötü besleniyorsa ve gazlı içecekler tüketiyorsa, her akşam evinde elinde gazlı içeceklerle eve geliyorsa ve akşamları bunu tüketiyorsa, ailece gittiklerinde bir fast food restoranında gidiyorlarsa, o zaman bu çocukların da birincisi eğitimi ailede başlar. Yani evet. Bir çocuğunuz var ve sağlıklı olmasını istiyorsanız önce siz ona örnek olacaksınız. Evde bir kere siz anne baba olarak örneklemeye başlayacaksınız. Siz doğru davranacaksınız, doğru besleneceksiniz, doğru yaşayacaksınız. İkinci odak neresi? Okul. Burada nerede? Okul kantinlerinde sorumluluk. Okul kantinleri bence daha sağlıklı yiyeceklerde bir içerik oluşturabilir. İşte yeşil elma satabilir, süt satabilir, tost satmayabilir ya da sattığı tostun içerisinde tam tahıllı buğday ekmeğinden yapabilir. Daha doğru yağlar kullanabilir. Bunlar denetlenmeli. Yani okul kantininden çocuk her şeye ulaşabiliyor. Bir, aile. İki, okul ve okul kantini. Evet. Bunları sağlamazsanız, yani siz daha kendiniz çocuğa kötü örnek oldunuz. Çocuk okulda gitti, bütün arkadaşları fast food tüketiyor. Öğle yemeği yerine hepsi oturmuşlar, hamburger, cips tüketiyorlar. O çocuktan sağlık bekleme şansınız yok. Evet. Bence en büyük tehdit okul ve aileyle başlıyor. Evet. Zaten çocuk burada öğrendiği şeylerle hayatının kalanını idame ettiriyor. Evet. Hocam işte siz Rabi hocam şey yaptınız ya, böyle beden formlarıyla çok ilgileniyorlar çocuklar, gençler falan diye. Tabi obezite diye bir durum da var şimdi, o da böyle şey. Bu obeziteden korunma ve bu zararlı gıdalarla ilgili siz neler söylersiniz? Şimdi eğer herhangi bir besin tüketmeden çocukları evden gönderiyorsak ya da öyle çıkıyorlarsa zaten artık o saatten sonra o beslenmeyi kontrol etmeniz biraz zor oluyor. Çünkü açlığın pik seviyesinde bir şey tüketmek isterseniz beyin de haklı olarak size daha yoğun karbonhidratlı bir şeyler tüketmeye itiyor. O yüzden benim gerçekten o az önce bahsettiğimiz tabak formlarını elde etmiş olmam gerekir. Şöyle bir örnek vereyim, danışanlarım üzerinden ilerleyelim. Bana bazen şöyle şeyler söylüyorlar, işte Rabia Hanım hiç zamanım yoktu. Geçerken bir pastaneden simit alıp geçtim. Sıkıntı simit almaları değil aslında, simidin yanına koydukları şey. Ben hep şunu sorarım, evet simit tüketmiş olabilirsiniz, yanında ne vardı? Çay cevabı gelir, meyve suyu cevabı gelir ama benim duymak istediğim cevaplar işte bir iki dilim peynir aldım ayran ya da yanına bir ayran içtim gibi. Çünkü buradaki kombinasyonlar çok önemli. Bakın yani önemli olan şu, eğer ben %100'lük bir karbonhidrat alacaksam o günden zaten verim bekleyemem. Ama %50 karbonhidrat, %50 protein bile yaptığınızda işin rengi değişir. Önemli olan bu böyle minik 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 hayatınızda yapacağınız değişimler. Bize özellikle sağlıkçıyız ve
daha işin aslında özel sektör boyutunda bunu yaptığımız için nasıl böyle kalabiliyorsunuz ya da nasıl sağlığınızı koruyabiliyorsunuz gibi sorular geliyor. Çünkü hakikaten özellikle bazı günler çok yoğun tempolarda çalışmak durumunda kalıyoruz. Burada önemli olan şu, bizim de fast food şeklinde tüketmemiz gereken günler var. Ama ne demektir bu? Biz onun fast kısmını alıyoruz bizim için. Yani hızlı ama doğrudan beslenme anlamında zararlı bir içerik değil. Hızlı tüketmem gerekse bile az önceki kombinasyonları gütmeye çalışıyorum. Simit mi atacağım ağzıma? Önce yanındaki domatesten alıyorum bir parça. Vücuduma diyorum ki bak lif gidiyor sana önce. Sonra karbonhidrata ya da proteine yöneliyorum. Çünkü bazen tüketimde yapacağınız sıralamalar bile hayatınızda çok fazla şey değiştirebilir. Yani vücudumuza bak ben seni besliyorum, karbonhidrat verdim, karnın doysun demeyeceğiz. Ben seni besliyorum ve ihtiyacın olan bütün besin ögelerini sana veriyorum. Önemli olan nokta burası. Evet, daha çok ilginç. Hocam işte bir de bu zararlı gıdalar var. Ben geçenlerde bir yerde kızıma çiğ köfte aldım. İşte bir ısır dedi. Ben de ısırdım bir parça. Ağzıma şey geldi böyle cips geldi. Yani işte bu çiğ köfte cips kombinasyonu. Yani bu çok yaygınlaştı çiğ köfteler. Hemen böyle dürüm yapıyorlar falan. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten bir kere içinde cips vardı diyorsunuz. Bunların yağları uzun süre kullanılıyor. Zeytinyağı değil. Hazır cips vardı böyle bildiğiniz bu marketlerde satılan cipslerden vardı içinde. Vallahi değerlendiremiyoruz. Mümkünse uzak kalmamızı isteriz. Yani her ısırıkta trans yağ. Trans yağ. Hepsi doymuş yağlar, trans yağlar. Tabii ki hiçbir sağlık tarafı yok. Keşke hiç tüketmesek ama ne yazık ki çocuklar dışarıda bunlara çok kolay ulaşabiliyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani hiçbir şekilde bence... Hiç kimsenin tüketmemesi lazım. Sadece çocukların değil, erişkinlerin de. Tamamen aslında şu dönem, mesela ben kendi özelimde böyle bir şeyi hayatta yememeyi tercih ediyorum. Evet. Hocam bu az önce siz kuruyemişlerden bahsettiniz ya, kavrulmamış olmasına. Bir de nasıl kavrulmuş bile olsa nasıl kavrulduğunu bilmemiz gerekmez mi? Çünkü bazen özellikle kuruyemiş firmaları daha çok satmak için kuruyemişi böyle tatlandıran bir maddeler ekliyor sanki. Yedikçe evet. Yiyesiniz geliyor. Onlarla ilgili... Çin tutları ekliyorlar, tadını artırıyorlar, bağımlılık olmasını sağlıyorlar. Hiç kavrulmaması lazım. Çünkü sıcak kavurmak demek, sıcağa maruz bırakmak demek. Evet. Siz onu sıcağa maruz bıraktıkça, yani pişirdikçe o ne oluyor? İçeriğindeki vitaminleri ve mineralleri azaltıyorsunuz. Dolayısıyla siz fındık yemekteki amacınız ne? Fındığın gerçekten beyni besleyen, omega 3 kaynağı olan, çok ciddi vitamin mineral içeriği olan bir gıda. Evet. Siz orada fındık yemiş olmuyorsunuz. Fındığın aslında tadı güzel olan bir fındık gibi bir cips gibi bir şey yemiş oluyorsunuz. Evet. Yani içeriği boşaltılmış oluyor. Evet tadı daha güzel oluyor. Doğru ama içeriği boşaltılmış. O tadını değiştiren şeyler Çin tuzu gibi bağımlılık yapmayı, daha çok yemeği teşvik eden şeyler. Ama özellikle biz hiç kavurmamayı tercih ediyoruz. Evet. Mümkünse hiç kavurmuyorduk. Evet. Ya bu yer fıstığını da kavurmadan nasıl yiyeceğiz Rabia Hocam? Şöyle aslında bakarsanız orada galiba birazcık artık içeriye odaklanmak gerekiyor. Tükettiğiniz şeyin size ne kadar faydası var kısmıyla ilgilenmek gerekiyor. Çünkü hayatımızda aslında yaptığımız her şey, attığımız her adım bize fayda sağlasın diye yaptığımız şeyler. Bunu beslenme yönüne çevirmek gerekiyor. Yani evet ben tat olarak belli bir haz alıyor olabilirim ama vücudum benimle aynı fikirde mi acaba? Yani bu konuşmalardan da aslında şöyle bir anlam çıksın da istemiyorum. Hayat çok doğrusal bir şey değil. Hepimiz bazen farklı besinlere maruz kalmak durumunda kalıyoruz. Önemli olan burada sıklık ve porsiyon kısmı. Siz işte bir misafirliğe gittiniz, önünüze bir kuru yemiş kondu ve orada hayır ben çiğ yiyorum deyip bütün her şeyi reddetmek zorunda değilsiniz. Orada önemli olan maruziyet dozunuz. Evet. Yani orada onu tükettiniz ama ertesi gün kendi başınıza kaldığınızda artık kendi formunuza geri dönebiliyor olmanız gerekiyor. Evet. Yoksa önemli olan dediğim gibi işin tabii ki de sıklık boyutu. Yani her gün aynı hatayı yapmakta ısrarcı olursanız, evet, metabolizmanız bir yerde artık sizden intikam almaya çalışırsa çok da şaşırmamak gerekiyor bence. Evet, yani buyurun hocam. Ben şu konuda şunu söylemek istiyorum. Hayatımızda Rabia'nın da dediği gibi doğrusal değil. %100 sağlıklı yaşamak zorunda değiliz. Evet. Ama %80 sağlıklı yaşıyor isek, kalan %20'de de hatalar yapıyorsak bu kabul edilebilir bir şey. Evet. Ben hayatımda %80 sağlıklı besleniyorum, sağlıklı uyuyorum, egzersiz yapıyorum. %20'de işte arada dediğiniz gibi bir cips yemişim. Ya da dediğiniz gibi bir çiğ köfteli cips yemişim. Ya da kavrulmuş fındık yemişim, fıstık yemişim. Çok önemli değil. Ama %20'de kalması koşuluyla. Eğer bu %80 sağlıksız, %20 sağlıklıysa
o mutlaka bize önümüze bir hastalık olarak gelecektir. Şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol, damar hastalığı, kronik hastalık, kanser olarak, yaşlanmanın hızlanması olarak gelecektir. Dolayısıyla hayatın %80'ini sağlıklı, %20'de de keyif için eslerle, hatalarla geçirmek kabul edilebilir bir oran. Banu Hocam, program başında uyku kalitesinden, uykudan bahsettiniz ya. Uyku kalitesini destekleyen, uykuyu kaliteli kılan ya da uyku kalitesini bozan besinler ve beslenme biçimleri neler? Şimdi bir kere sağlıklı uyku ne demek onu anlatmak lazım. Sağlıklı uyku gece 10-11'de yatağa girip 12'den sonra derin uykuya girdiğimiz uyku. Peki bu sağlıklı uykuda ne yapmak, neden amacımız, neden sağlıklı uyumaktan bahsediyoruz? Melatonin hormonu salgılayabilmek için. Gece 2-3 gibi büyüme hormonu ile zamanlı melatonin dediğimiz uyku hormonu salgılanır. Melatonin de aslında bizim 24 saatlik sirkadiyen ritim dediğimiz vücudun doğal ritmini yönetir. Evet. Eğer biz doğru uyursak sağlıklı melatonin salgılayabiliyoruz. Peki doğru uyumaktan kastımız işte gece o saatte yatağa girmek, tam karanlık, ışıksız odada uyumak, 24 santigrat derecede yani çok soğuk değil, çok sıcak da değil, ortalama ısıda bir odada uyumak, işte yatmadan son 1-2 saat önce LED ışık dediğimiz telefon, televizyon ışıklarından uzak kalmak, son 1-2 saat stresli konuşmalardan uzak kalmak, bizim derin ve sağlıklı uyuyabilmemize ve uykunun tüm basamakları dediğimiz dörtlü basamağını yaşayabilmemizi ve gerçekten sağlıklı uyumuş olduğumuz fikrini kapılmamızı sağlıyor. Böyle olmazsa ne oluyor? Yeterli melatonin salgılayamıyoruz. Yeterli melatonin salgılayamazsak ne olur? O zaman ertesi güne sağlıksız başlamış, yani uyumamış gibi kabul edin. Eğer sağlıksız uyuduysanız, gece 3'te uyudunuz ama 15 saat uyudunuz. Biz o günü uyumamış kabul ediyoruz. Vay. O kadar etkili. Rabia Hocam, uykudan önceki son öğünümüzle uykunun arasındaki süre, mesafe ne olmalı? O öğünde neleri yememeliyiz? Şöyle, özellikle hangi besini tüketirseniz tüketin. Ortalama 2 ile 4 saat arasında bir sindirim aşamasından geçiyorsunuz. Şimdi bu bağlamda aslında uyumadan 2 saat önceye kadar herhangi bir besin almıyor olmanız gerekiyor artık. Tabii ki de özellikle böyle yüksek yağlı, yüksek kalorili içerik grupları ya da yüksek porsiyonlamalar yapmamanızı öneriyoruz. Ama bundan da ziyade dediğim gibi önemli olan birazcık da bizim için işin saat boyutu. Diyelim ki siz 12'de uyatacaksınız, uyumayı planlıyorsunuz. O zaman son öğününüz 9.30-10 bandında tamamlanmış olmalı ki vücudumda artık herhangi bir besin kalıntısıyla uyumayayım. Çünkü bu hem hakikaten uyku kalitesini çok çok düşüren bir şey, hem de kontrollü bir açlıkla yatmadığınız için vücudun temizlenme mekanizmasını aslında bir balta vurmuş oluyorsunuz. Son 2-2,5 saat kadar kala kızartılmış, yüksek yağlı, yüksek porsiyonlu besinler almadan en son öğünü tamamlayabilirsiniz. Evet. Rabia Hocam, anlattıklarınızdan şunu, pardon Banu Hocam, anlattıklarınızdan şunu çıkartıyorum. Öğrenmeyi öğrenmek için önce beslenmeyi öğrenmek lazım. Tabii çocuklarından önce ailelerin beslenmeyi öğrenmesi lazım. Ne yapsın aileler, ebeveynler beslenmeyi öğrenmek ve çocuklarını doğru beslemek adına ne yapsınlar, ne önerirsiniz? Aslında okuyabilirler. Çok fazla şu anda doğru bilgini, tabii doğru okumaları lazım. Çünkü Google dediğimiz yerde çok fazla karmaşık, yanlış bilgiler de bu var. Doğru kaynaklardan doğru bilgileri öğrenmeye çalışabilirler. Ya da bir beslenme diyet uzmanlarından bir danışmanlık alıp tüm ailenin, çünkü ailede anne var, baba var, çocuk var, evet, çeşitli yaşlarda çocuklar var, her birisi için ayrı. Tüm yaşlarda çocuklar için neler yapılabilir? Danışmanlık alabilirler. Aslında ya da hiçbir şey yapamıyorlarsa şunu yapsınlar. Bundan 50 sene, 60 sene önce büyüklerimiz neyi nasıl yapıyorlarsa onu yapsınlar. Köy ekmeği yapıyorlardı, doğru mu? Evet. Sağlıklı, kendi unlarından, organik unlardan köy ekmeği yapıyorlardı. Onu yapsınlar. Zeytin yesinler, zeytinyağı yesinler. Bolca var. Yani elimizde her yerde zeytinyağımız bizim bölgemizde çok. Aslında hiçbir şey yapamıyorlarsa bundan önce 50-60 yıl önce ne yapılıyorsa onları yapsınlar. Evet. O bile kârdır. Evet. Hocam, tecrübeleriniz ne diyor Rabia Hocam bu konuda? Yani mesela vardır mutlaka sizin danışanlarınızda benzer sorunları yaşayan, bu mevzuları düzeltmek için gelen. Ne oluyor orada? Ne diyor tecrübeleriniz? Neler değişiyor? Şöyle, ebeveynler getiriyorlar evlatlarını ve bizden evet bir hizmet almak istiyorlar. Biz hemen aslında kafamızı ebeveynlere çeviriyoruz. Yani onlar zannediyorlar ki biz çocuğu konuşacağız ama aslında biz öncelikle ebeveynleri konuşuyoruz. Çünkü maalesef meslek hayatımın en başından itibaren hala aynı şeyi görüyorum, gözlemliyorum.
Bir misafir geliyor eve, işte bir sofra kuruluyor ya da hamur işleri hazırlanıyor ya da içerik olarak ne pişirmek, ne hazırlamak, ne sunmak istiyorsanız. Ertesi gün bana geldiklerinde bunlar vardı, biz yeme dedik ama yedi. Siz ne yaptınız? Biz yedik. Şimdi o yaş grubunu aslında konuşarak ikna edemezsiniz, gözlemler sizi. Der ki sen yapıyorsun. Sen tüketiyorsun, sen yapıyorsun. Çoğu kötü alışkanlık da bu sırada hakikaten ebeveyn gözlemiyle de olabiliyor. Atasözümüz var, değil mi? Ele verir talkını. Tam olarak öyle. Yani burada önemli olan şu. İşte çocuğum, kızım, oğlum, doğru olan bu. Doğru olanı ben de görebilirsin. Bak ben de bunu yapıyorum. Çünkü hepimiz öyleyiz. Kaç yaşınıza gelirseniz gelin. Anne babanın aslında bir kopyası oluyoruz hepimiz bir yerden sonra. Her ne kadar benzemek istemesek de belli bir yaştan sonra benzediğimizi fark ediyoruz hatta. Önemli olan bu noktada çocukla konuşarak işte bunu yapmalısın, bunu yapmayacaksın demek yerine doğru olan bu. Biz de seninle beraber bunu yapıyoruz. İşte aynı şey işte telefon üzerinden verebiliriz. Evet. Telefona çok bakmayın, tablete çok bakmayın, bilgisayara çok bakmayın. Biz ne yapıyoruz bu evet. evrede? Yani önemli olan aslında bakarsanız her şeyde örnek olabilmek. Evet. O yüzden çocuk bize geldiğinde ben muhakkak ebeveynle gelmesini istiyorum. Özellikle belli bir yaşa kadar. Herkesin dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hatta bazı haftalar anneyi, bazı haftalar babayı görmeyi bekliyorum ki neler konuştuğumuzu analiz edebilelim diye. Bunun neticesinde aslında evi komple bir beslenme düzenine sokmaya çalışıyoruz. Çünkü ev düzelmezse çocuğun bir birey olarak o yaşta düzelmesini hiçbir koşulda bekleyemezsiniz. Yani ebeveynler bize çocuklarını ikna etmek için, şunu yesin bunu yemesin ikna etmek için değil, kendileri ikna olmak için gelsinler önce diyorsunuz. Tam olarak öyle söylüyoruz. Vallahi aslında. Sohbet çok keyifli Banu Hocam. Ben böyle sizinle saatlerce konuşabilirim ama bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geldik. Toparlamak, özetlemek gerekirse neler söylersiniz? Çocuklarımızın uykusunu önemseyelim. Ne yediklerini önemseyelim. Mümkünse hareket etmelerini sağlayalım. Bolca su içmelerini sağlayalım. Streslerini yönetelim. Çocukların bir stresi varsa onlarla konuşalım. Onları anlayalım. Ve sağlıklı erişkinler olması için onlara destek olalım. Evet. Hocam az önce söylediğiniz ailecek hareket etme mevzusunu inanılmaz sevdim, bayıldım. Siz son olarak neler söylersiniz? Burada aslında bakarsanız hani son olarak şunu eklemek lazım. Eğer çocuğu yönetirken işte çeşidi kısamıyorsanız ya da porsiyonu kısamıyorsanız ikisini aynı anda yapmaya çalışmayıp birini kontrol altına almaya çalışıp özellikle 19-20 yaşın altındaysa kişi hareket ettirin. Yani hani bu programda biraz hareket kısmına az değindik ama gerçekten o jenerasyonun hala kas ve kemik gelişimi devam ettiği için sadece hareket etmeleri bile inanılmaz çok şey değiştirebiliyor. Hele ki 21. yüzyılda. Çünkü artık sokakta oynayan, koşan çocuklar görme oranımız biraz düşük maalesef. Tablet, televizyon, bilgisayar gibi devam ediyor her şey. Bir adım atın, gerekirse siz onlarla yürüyün. Onların sevdiği aktiviteleri beraber yapmaya çalışın. İşte besinin çeşidini iyileştirmeye çalışıp, besinin porsiyonunu bir tık aşağıya çekmeye çalışsanız bile hiçbir şeye ulaşamıyor ve yapma imkanınız yoksa bu ucundan bile yakalasanız zaten illaki fark edecektir. Vallahi hocam çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür katıldığınız ve aktardığınız bilgiler için. Ederiz. Banu Hocam için. Çok sağ olun. İnanılmaz kıymetli ederiz. Bir bilgilerdi. Teşekkür Açıkçası ederiz. Ben çok keyif aldım. Umarım izleyiciler de keyif alır. Önemli olan keyif almak değil, biraz da ders çıkartmak. Buralardan kendimiz ve çocuklarımız için hisse kapmak diye düşünüyorum. Sık sık bekliyorum hocam. Tekrar zaman, bekliyorum. Daha birçok konu var sizlerle böyle konuşmak istedim. Çünkü toplumda bilenlerden çok bilmeyenlerin konuştuğu, bilenlerden çok satanların, satmak isteyenlerin ön planda olduğu, özellikle bu sosyal mecradan sonra bir dönem yaşıyoruz. O yüzden çok ciddi kafa karışıklıklar var, manipülasyonlar var, dolandırılmalar var. Yani keyif almak isterken, sağlıklı olmak isterken, mutlu yaşamak isterken zarar görenler var. Yağmurdan kaçarken doluya tutulanlar var. Toplumu aydınlatmak adına hepimize görev düşüyor diye düşünüyorum. Öyle. Ve ben sizlerin de bu anlamdaki yeterliliğini, yetkinliğini ve anlatımlarını çok seviyorum. Sizi sık sık bu ekranlarda görmek istediğimi burada belirtmek isterim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuklarım endokrinoloji ve metabolizma uzmanı Doktor Banu Öztürk Ceyhan ile Rabia, diyetisyen Rabia Yoran'dı. Beslenmenin eğitime etkisi üzerine konuştuk. Çocuk ve öğrenci beslenmesi üzerine konuştuk. Hoşçakalın.